Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşenlerle kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kündertliği alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunuyoruz. Kıynamızda kıtalar ekranımızda bulsun. Süleyman Soylu Uyghurlar hakkındaki sükutunu bozdu. Vatanimiz Sharqi Turkistondagi Xitoy tajovuzchiligi eng vahshiy shaklda davom qilayotgan va irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi dunyo kun tartibiga kelgan bir paytda xilidan buyon Turkiyadagi hokimiyat partiyasining Uyg'urlar haqida sukuti turib kelayotganligi Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarning kun tartibida edi va bu masala dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni ham bearam qilmoqda edi. Bugün 15 fevral Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministri Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministerliği organ toruda mahsus bayanat ilan kılıp, Uygur kerindaşlarımız Türkiye'de ay yıldızlık kızıl ve kök bayrak sayesinde erkin ve müstakil yaşamakta dedi. Bayanatta bunlar tilge elindi. Cumhur reisimizin talimatı bilen kerindaşlarımızı kılgan hizmetlerimiz bizden şerifimizdir. Mengülük turuş icazeti beriş, Türkiye garajdallıkı kubul kılınış işleri, köçmenler idaresindeki hizmetlerde kıyrındaşlarımızda alaydı imtiyaz bilen muamele kılınmakta. Ata anısı bulmağın perzentlerine ilgi buluş ve onlarının talim terbiye meselelerine hel kılış katarlık, her türlük işlerine kulumuzun köksümüzde buluşu, milletimizin isirliki ve kıyrındaşlıkımızın neticesidir. İnsanlık, kıyrındaşlık bizden mecburiyetimizdir. Bunların şahidi Allah'tır. Uyghur kerindaşlarımız, milletimiz ve devletimizden kapaleti işçididir. Çünkü bu vatan onların mı vatanıdır? Kerindaşlarımız üstüden mini nişan kılıp yazılgan ahlaksız inkasının ilgisinin reisliğe yarışıdığan derecede seviyesiz biri işkerliki milletimizgi mi ve özgü mü malumdur? Barlık mezlumlarının davası milletimizden davasıdır. Allah barlık mezlumlar aldı da halkımızın yüzünü yerge karatmasın. Japonya Xitoyga qattiq norozilik bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Japonya Xitoy dengiz qirg'i muhofazat paroxotining Japonya baliqchilik kemasiga yaqinlashishiga qarshilik bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Japonya dengiz bexatarlik bosh organi 11-chi rayonning xabariga qaraganda, Senkaku orli atrofida Xitoy dengiz qirg'i muhofazat atrofining 4 dengiz saqchi paroxoti 15 fevral qayta paydo bo'lgan. Yaponiya dengiz qirg'og'i muhofazat atrofining charlash paroxoti dengiz tavalligiga yaqinlashishi bo'lmaydi deb ogohlantirgan. Yaponiya bosh ministerligi krizisni kontrol qilish markazi kuzatish uyi qurib, Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paroxotining harakatini kuzatgan. Bildirilishicha, Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atrofi paroxoti Yaponiya baliqchilik kemasiga yaqinlashmoqchi bo'lgan. Diplomatiya ministerligining manbalarining oshkorlashicha, Yaponiya Xitoyning harakatiga keskin qarshi turish orqali Xitoy dengiz saqchilari paroxotining tizdan rayondan ayrilishini talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 1-oyning 24-chi kuni Yaponiyaning davlat mudofaa ministri Nobuo Biden hukumatining yangidan tayinlangan davlat mudofaa ministri Lloyd Austin bilan telefonda ko'rishgan. Ikki taraf Senkaku orolini qo'g'dashda Amerikaning mudofaa majburiyatini belgilaydigan Yaponiya-Amerika bexatarlik shartnomasi 5-chi moddasining ijro qilinganligini qaror qilgan. Yaponiya Davlat Mudofaa Ministri Nobuo 8 fevral Mudofaa Hamkorlik Komitet yig'inida Xitoy dengiz saqchi atrofi haqida so'z qilib, agar dengiz bexatarligiga kapolatlik qilish qiyin bo'lsa, undaqda bexatarlikni Yaponiya qo'g'dinish qismi o'z ustiga oladi deb ko'rsatgan. Michael Walters Xitoyning qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirdi. Kündelik Telegramma Torunun 15 fevraldaki haberde bildirilişçe, Cumhuriyetçilerden bolgan Amerika Devlet Meclisi azası Michael Walters, mecliski teklif sunup 2022 yılı kışlık olimpik musabıqısını baykut kılışkı çakırdı. Bu teklif layihisi de mundaq deyilgen. Ötken bir yıldala komünist Xitay rejimi kişini çöçütüdüğen kılmışlarını sadır kıldı. Şunun için Xitay'nın 2022 yılı kışlık olimpik musabıqısı ötküzü salahiyetini bekar kılış gerek. Komünist Xitoyning Uyghurlarga qirg'inchilik elib berish, Hong Kongliklarning namoyishini bostirish, Xitoy virusini pash qilganlarni yo'qotish qilmishini dunyo jamoatchiligi hargiz yo'lliq deb qaramaydi. Bu takliflar asosida yana Xitoyning islom dini, xristian dini qatorliq dinlarni bostirib qolmay, o'zining an'anaviy dinlarini bostirganligi Xitoy virusining dunyoga yamrab ketishiga sabab bo'lganligi qatorliq qilmishlari ko'rsatilgan. Walters so'zida yana Amerika bayrog'i va Amerika tanarkachilariga qarasam, ularning Xitoydagi mustabid davlatda o'tkazilgan bu musobaqani tabriklashga qatnashadiganligini tasavvur qila olmayman. Qisqagina 11 oydan keyin bu musobaqaning Beijingda o'tkazilganligini o'ylasamlar ichim elishadi degan.
Amerika uruş paraxotları Spratly arılda Xitayğa jang elan qıldı. Amerika avazının xəbərində bildirilishçə, Amerika dəniz armiyasının qoğluğuçu paraxotu Cənubi dənizdə yeni bir qıtım yol başlaş ərkinlik hərəkəti başıldı. Amerika dəniz armiyasının 7-ci filoti bayanat elan qılğan bolub, bayanatda Burki dərəcəli qoğluğuçu paraxotunun 17 fevral Spratly arılda yol başlaş ərkinlik hərəkətini yol qoyub, Xitayning qonunsiz yo'l qo'ygan cheklamasiga jang e'lon qilish orqali xalqaro qonun bo'yicha dengiz huquqi erkinligi va qonunlik huquqini qo'rqitganligini bildirgan. Bildirilishicha Xitoy, Vietnam, Tayvan, Malayziya, Beruniy va Filippin qatorliq davlatlarning hammasi Spratly orolining dengiz tavalligining hammasi yoki bir qismiga egalik huquqi talab qiladi. 7-nji flotning bayonotida bildirilishicha Xitoy, Vietnam va Tayvan qatorliqlarining hammasi chet el urush paraxotlarining dengiz tavalligidan o'tganda ruxsat elishi yoki oldin uqtirishini talab qildi ekan. Ammo xalqaro qonun bu davlatlarning o'z beshimchilik bilan bundoq belgilama chiqarishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Amerika mazkur davlatlarga oldin xabar bermay yoki ularning ruxsatini olmay rayondan kesib o'tgan. Buningdagi maqsad bu qonunsiz cheklamalarga jang e'lon qilib Dengiz yollarining bu cheklamalarga uchirmaydiganligini dunyoga namoyon qilishgan. Bildirilishicha, bu yil 2-oyning 5-chi kuni USS McCain boshqarilgan bomba saplangan qo'g'lug'ichi paraxot Janubiy dengizni talashtirish bo'lib o'tgan dengiz tavalligiga kirib, erkinlik harakatini davomlashtirgan. Xitoy Amerika armiyasining Janubiy dengizda yo'l boshlash harakatiga izchil qarshi turib kelgan. Xitoy tashqi ishlar siyosiy byurosining a'zosi Yang Jiechi oldingi oyda bu vaqtda Xitoy Amerika bilan hamkorlashib, to'qinishmaslik asosida ikki taraflik munosabatning taraqqiyotini ilgari surishni xohlaydi. O'zaro hurmat qilish, o'zaro hamkorlashish yo'lida taraqqiyotni qo'lga keltirishni xohlaydi. Xitoy egalik huquqiga chetishlik masalalarida Amerikaga yo'l qo'ymaydi degan edi. To'rt davlat ministeri Xitoyga birdek taqobil turishga qo'shildi. Amerika avazining 19 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Amerika, Fransiya, Germaniya va Angliyaning tashqi ishlar ministrlari Xitoyning dunyoviy xirisiga taqobil turish uchun yaqindan maslahatlashishga qo'shilgan. Xabarda bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antoni Blinken, Fransiya tashqi ishlar ministri Jean-Yves Le Drian, Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas va Angliya tashqi ishlar ministri Dominik Raab payshanba kuni to'r yig'ini chaqirib, Iran va boshqa jiddiy masalalarni muzokara qilgan. Bu Blinken Amerika tashqi ishlar ministri bo'lgandan buyon 2-chi qatimliq uchrashgan. Yig'indan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotda biz Atlantik okeanidan halqigan sheriklik munosabatining bexatarlik, klimat, iqtisod, sog'lomlik va dunyo duch kelayotgan boshqa xirislarga taqobil turishda o'rtaq deb ta'kidlagan. Mazkur 4 tashqi ishlar ministrlari Iran masalasiga ahamiyat bergandan boshqa Xitoyning dunyoviy xirislari va klimat o'zgarishi qatorliq bir qator masalalarda hamkorlashishga qo'shilgan. Ammo konkret tadbirlar bayon qilinmagan. Bildirilishicha, Amerika davlat mudofaa ministri Ostin yana Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotidagi ittifoqdoshlari bilan 17 fevral Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti davlat mudofaa ministrlari yig'iniga qatnashgan. Yig'inda Xitoyning xirislariga qanday taqobil turishni muzokara qilgan hamda Xitoyning ta'sir kuchini oshirayotganligini Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Xitoy xalqaro siyosatining Atlantik okean halqigan xatariga duch kelayotganligini NATO'nun bu meseleni tunup yetkenlikini bildirgen. Malum buluşça, Aksaray virus yukumi ve Xitay'nın emeli küçü qatarlıq meseleler, Prezident Biden'nın cümay günü G7 başlıqlar yığınıqı qatnaşkanda müzakir qılıdıgan en muşim mesele işkenlikini delilligen. Tam Katın, biz Xitay Kompartiyasını tarix sähnesinden süpürüp taşlaşımız kerek dedi. Amerika hükümet doğru 18 fevral Amerika Kengash Palata azası Tom Cotton'nın Reagan İnstitutu'da kılgan Xitay haqqıdaki dokulatını ilan kılgan. Tom Cotton bu dokulatıda Amerika'nın Xitay bilen buluduğun rekabetini yeni soğuk münasifetler uğruşu deb atıgan. O sözü de bu dokulatını Reagan İnstitutu'da kılış en muvapiq. Çünkü sabıq prezident Reagan bir pay oq atmayla soğuk münasifetler uğruşunun galibisini kolgu keltürgen. Biz mi bu uğruşta şundaq galibini kolgu keltürüşünü ümit kılımız. Tom Cotton'ın tanıştırışına karaganda onun Xitayını mağlup kılış, karatmalı kaldı münasifetini özüş ve uzunğu sözüldüğün iqtisadi jang namlıq bu dokulatıda Xitayının yeni rekabet siyasete bolğan komünizm cahangirliki tepsili bayan kılıngan. Xitayının bu rezil cahangirliki Amerikalıklarını bulaş ve onlarını nazarat astığı eliş, begunah insanlarını yığıveliş lagırlarına solaş, onlarını kul ornada işiltip kan tərini sümürüş, 1 milyar 200 milyon Xitayının erkinlikini tartıveliş qatarlıqlarını öz yigaldıken. O sözde mundaq degan.
biz Razil Jahangir bo'lgan Xitoy kompartiyasini mag'lub qilib, uni Sovet Bolshevik partiyasiga o'xshash tarix sahnasidan supurib tashlashimiz kerak. Bu qatimqi soğuk urush birinchi qatimqidan murakkab bo'ladi. Chunki Xitoy Amerikaning ilgariki har qanday raqibidan boy, nufusi ko'p, biz bilan iqtisodiy munosabatlari bog'lanib qolgan. Amerikaning Xitoyga bundoq beqinib qilishi bir kundada bo'lgan ish emas, balki bu necha 10 yillik munosabatning natijasi. Ko'p yillardan beri nurg'un kishilarimiz Xitoyning bozori ekib etilsa, iqtisodiy taraqqiy qilsa, demokratiyaga, erkinlikka qarab bog'adu deb o'ylab qoldi. Shuning bilan necha 10 yil ularni biqib, samirtib, kuchlantirib qo'ydi. Natijada Xitoyning mollari bozorimizni bosdi, zavodlarimiz vayron bo'ldi. Amerika ishchilari ishsiz qoldi, ammo Xitoy qaltis beydi. Xitoy kompartiyasi o'zini isloh qilmoqchi yo'q, bizning erkin jamiyatimiz bilan o'zlarining mustabid jamiyati o'tirsidagi yangi munosabatdan foydalandi. Shirkatlarimizni texnika o'tinib berishga va Xitoy kompartiyasiga sodiq bo'lishga qistidi. U Xitoy kompartiyasining Amerikaga singib kirishiga va Amerikaning yuqori tuban qatlamini bo'ysundirishga tirishib kelganligini, umuman Amerikaga har tarafdan tahdid selayotganligini bildirib mundaq dedi. Xitoy kompartiyasi qog'oz yo'lbas emas. Biz uning o'zini isloh qilishi yoki o'zligidan vayron bo'lishini kutib o'ltirsak bo'lmaydi. Xitoymo o'z krizisiga duch keldi. Garchi biz Xitoyga beqinib qolgan bo'lsakmo, buning bizga foydali ham ziyonli tarafi bor. Biz uning foydali tarafidan foydalanishimiz kerak. Xitoyga zarba berish oldi bilan muhim sohalarda Xitoy bilan aloqani uzishdan boshlandi. Buning uchun hukumat o'rinlarini qaytadan tashkillash bo'libmi, eksport ishlarini kontrol qiladigan sanoat va bexatarlik idorasi degandek o'rinlarni Saudiya ministerligidan Davlat bexatarlik ministerligiga o'tkazish kerak. U yana Sharq Turkiston masalasi haqida to'xtalib mundaq dedi. Xitoy raisi Xi Jinping 2014-yilda Sharq Turkistonga borgan chaqda qo'l ostidagilarga bu rayondagi diniy masala va Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarni qandoq bir taraf qilishni aytgan. Xi Jinping atalmış terrorlukka asabilikning singib kirishi va ustunlikni egallashiga umumiyuzlik qarishtirishga chaqir qilgan. Kompartiyaning dushmanlariga qilchi rahim qilmaslikqa va diktatorlik yurgizishga buyruq qilgan. Dunyo hozir Xi Jinping aytgan rahimsiz diktatorlikning nima ekanligini ko'rdi. Uyg'urlar keng ko'lamli irqiy qirg'inchilikning qurbonlariga aylandi. O'ylab yiqinglar, Xitoy kompartiyasi o'z fuqarolariga mushunda qilayotgan yerda dunyoning boshqa joylaridagi insonlarga nimalarni qilmaydi. Garchi nurg'un davlatlar Xitoy kompartiyasining zo'ravonligini ayiblasa-mu, faqat birli davlat Xitoyni to'sa olaydi. U bo'lsa-mu Amerika. Bu bizning taqdir bilan uchrashadigan yangi nuqtamiz. Uyg'ur ayollarga qaratilgan qulluq siyosati davomlashmoqda. 2017-yildan boshlab axborotni tilga olinishga boshlagan Xitoyning jazo lagerlari siyosatidan keyin Sharq Turkistondagi millionlagan erkaklar tutqun qilinib, turmalar va jazo lagerlariga qamaldi. Bu ahvolni fursat bilgan tajovuzchi Xitoy Uyg'ur ayollarining ish bitiga tajovuz qilishdan boshqa yana har turlik majburiy amgaklarga, hasharlarga selib, qul o'rnida ishiltib keldi. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda Uyg'ur ayollarining qurilish materiallari to'shiyotganligi, yana bir sinda bir qancha ayolning birlashib tom qupirayotganligi, yana bir sinda qoshtashi tepayotganligi ko'rsatilgan. Tarixdan buyon azizlanib, erlari, otalari tomonidan ig'ir ishlarga selinmagan Uyg'ur ayollari amdilikda bo'lsa zolim Xitoy tomonidan qul o'rnida ishiltilmoqda. Xitoy izgil o'z jinoyatini inkor qilib kelgan bo'lsa-mu, yuqoridagi sillar Sharq Turkistonda ish qisalg'udak erlar qolmaganligidan ayollarning majburiy amgakka selinayotganligini oshkorlab bermoqda. Xitoy yana o'z jinoyatini yashirishga urinmoqda. Yaqinqi yillarda Sharq Turkistondagi zulmga shohid bo'lgan va o'zlari o'sha zulmni bevosita boshdan kechirgan jazo lageri shohidlarining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik qulluq siyosati, ayollarga qaratilgan bosqinchilik jinoyatlari haqida xalqaro jamiyatga bergan guvohliklari Xitoyni yana bir qitim sarosimaga soldi. Bu turdagi guvohliklarning o'ttirg'i chiqishi bilan xalqaro jamiyatning ayiblashiga uchrayotgan Xitoy jinoyatlarni yashirish uchun yana burunqidaklar xalqni yolg'on guvohlik berishga majburlamoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sinda Xitoyning axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Uyg'ur ayollarni yolg'on guvohlik berishga majburlab, Uyg'ur ayollarning atalmish kasbiy maktabda faqat kasbiy gundiganligini, chet ellarda turib guvohlik berayotganlarning yolg'on gap qilayotganligini, Uyg'ur ayollarga qaratilgan tug'mas qilish siyosatining mavjud emasligini so'zlatgan. Xitoy bundan burunmi bu turdagi yolg'on tashviqotlarni tarqitib, xalqaro jamiyatda o'zini oqlashga, jinoyatlarni yashirishga urinigan edi. Lekin shohidlarning bergan guvohliklari, ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillar, gunohsiz holda jazo lagerlariga qamalgan millionlagan insonlarning haqiqatlari Xitoyning yolg'onchilik qilayotganligini isbotlab bermoqda.
HSBC Şərq Türkistan paxtalarının keliş mənbəsini nazarat qilishinin yeni çarısını oturuğu qoydu. HSBC, yani baş ştabı London'daki banki ve maliye iqtisad qurohining Sirai Digital Sodumun biri kiyim-kechek sanayidagi paxta ve başka ham materiallarının keliş mənbəsini nazarat qilishinin bir çarısını oturuğu qoydu. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetasining xabar qilishicha HSBC Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta mahsuloti Amerikaning cheklashiga uchrganligi uchun ham ashyo manbasini izqoqlab aniqlashning bu xil yangi chorasini o'tirg'i qo'ygan. Amerika hukumatı o'tgan yili Xitoyning Uyg'ur majburiy amgiki sababli Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta pomidor mahsulotlarini kirgizishni birdek cheklagan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasining bildirishicha HSBC'ning yangi hal qilish chorasida mol bilan ta'minlovchi o'zlarining xom ashyoni qandoq ishlab chiqarganligidan tortib, mahsulot pishiqlab ishlash va eksport qilishgichi bo'lgan har bir bosqichni digital savdo munbarining sonliq ma'lumot omboriga kirgizdi ekan. HSBC Serai Digital supasining ijroiya direktori Vivek Ramachandran mundaq degan: "Bu supa butkul ta'minot zanjiriga aniqlik va uchuqlik olib keladi va har bir bosqichdagi sonliq ma'lumotni mustahkamlaydi." Xabarda aytilishicha, bu chora Amerika qonun ma'qullab Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning kishilik huquqining dafsanda qilinishiga qarshi turayotgan mazgilda mol sotib oluvchi va sotquchining paxta va boshqa materiallarning kelish manbasini isbotlashiga yordam berdi ekan. Xabarda Xitoyning dunyodagi eng cho'ng paxta ishlab chiqaruvchi davlat ekanligi, uning 85% paxtasining Sharq Turkistonda ishlab chiqarilganligi Amerikaning 2019 yili Xitoydan 50 milliard dollarlik to'qimachilik mahsuloti import qilganligi bildirilgan. Pompeo bilan O'Brien Amerikaning diplomatiya siyosati munbiriga riyosatchilik qilmoqda. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy tarafidan jazolangan sobiq tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo bilan Oqsaroyning sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien Amerikaning diplomatiya siyosati munbiriga riyosatchilik qilib, qararlik holda Amerika tashqi siyosati haqida maslahat berdi ekan. Xabarda qayd qilinishicha, sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo bilan O'Brien birlashma bayonot e'lon qilgan. Ular bayonotida munbarning navbatdagi vaziyatda intayin muhimligini o'tirg'i qo'yib, bizning har oylik suhbatimiz Amerikaning manfaatini muzokara qiladi. Amerika uchun keyingi avlod real tadbir belgilovchilarni yetildirdi degan. Pompeo yana Nixon fondi jamiyatining sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi O'Brien bilan oylik uchrashishga o'rtaq riyosatchilik qildiganligini oshkorlagan. Uning oshkorlashicha tashqi siyosat yumaloq ustal suhbat yig'ini Amerikaning konservativ siyosatini yaxshilash va ilgari surishni maqsad qildi ekan. Munbarda Xitoy masalasi asoslik munozara nuqtalarining biri bo'ldi ekan. Pompeo yana Amerikaning konservativ realizmlik siyosatini davomli taraqqiy qildirishi uchun bu xil hamkorlikni davomlashtirishni umid qildiganligini aytgan. Bu yumaloq ustal munbariga qatnashganlar Pompeo va O'Briendan boshqa sobiq muavin davlat bexatarlik maslahatchisi Bo'ming, tashqi ishlar ministrligining sobiq bayonotchisi Morgan Ortagus xonim, Jumhuriyatlar partiyasining federatsiya vakili Mike Gallagher qatorliklarni o'z ichiga oldi ekan. Dushanba kuni Nixon fondi jamiyati e'lon qilgan bayonotda yana Amerika-Xitoy munosabati yer shari texnikasida yangilik yaratish va O'rta Sharqning uzun muddatli tinchligini ilgari surish munbarning muhim temasi bo'ladi. Tunji muhokama yig'inining 3-oyning 2-chi kuni o'tkazilishi mo'ljallanmoqda deyildi. Bildirilishicha Pompeo hozir konservativlardan tashkillangan Aqllar Ambri Hudson institutining muhim a'zosi bo'lib, uning konservativ siyosiy eng kuchlik va kommunizmga qarshi turishda keskin maydoni bor ekanligi hammaga ma'lum. Robert O'Brien bo'lsa Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi bo'lishdan ilgari 2018 yili maydan boshlab Amerika fuqarolarini ko'rovga olganlar bilan suhbat qilib, hal qilish masalasiga mas'ul bo'lgan. Dunyoning har qaysi joylarida murassa qilib, Amerika fuqarolarining quyib berilishiga qulaylik yaratgan. Shundoqli u Amerika quruqlik armiyasida mayorlik unvoniga erishgan. Angliya bosh vaziri virus yuqumining oqibatiga Xitoy mas'ul bo'lishi kerak dedi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Angliya bosh vaziri Boris Jonson 15 fevral dunyodagi cho'ng davlatlar yer shari yuqum ahvoli to'g'risida kelishim imzolab, virusning Xitoyda tarqalganiga o'xshash masalalarda aniq bo'lishga kapolatlik qilish kerak degan. Jonson Reuters agentligining aniqlikni kuchaytirish uchun qanday harakat qilishni umid qilasiz degan savoliga javob berib, "Meningcha dunyo diqqat qilishga tegishli masala shuki, biz inson bilan hayvonlar orasidagi tarqalishdan sonliq ma'lumotni qanday izqoqlash to'g'risida o'rtaq tunish hosil qila olamiz. Texnik ochiq oshkora bo'lish jihatida o'zaro kelishim hosil qilishga to'g'ri keldi" degan.
O muhbirlarni kutib olish yig'inida meningcha biz yaqinqa bir necha oy ichida to'g'ri ko'rgan muvofiq fikrlarning biri dunyo miqyosida tarqalishgan kasalliklar shartnomasi tuzib chiqsak, imzo qo'yuvchilar o'zlarining barliq sonliq ma'lumotlari bilan ta'minlashga kafolatlik qila olsa, undaqda biz nima ish bo'lganligini tushuna olamiz hamda yuqumning qayta yuz berishining oldini ola olamiz degan. Yevropa ittifoqining raisi Charles Michel Twitter hisobotida Johnson o'tirg'o qo'ygan taklifni qo'llaydiganligini bildirgan. Johnsondan yana yuqumning kelib chiqishida ochiq oshkora bo'lmaslikda kimning mas'uliyati borligi so'ralganda, meningcha aniqki ko'pincha dalil isbotlar virusning kelib chiqish o'rni Wuhan ekanligini ko'rsatib bermoqda degan. U yana ta'kidlab, meningcha hammamiz bu ishning qanday yuz beradiganligini imkon qadar his qila olishimiz kerak. Meningcha biz bu vaqtdagi sonliq ma'lumotga muhtoj degan. Ma'lum bo'lgandek, Angliya tashqi ishlar ministri Raab 14-fevral o'zining Amerikaga o'xshash dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tekshirish guruhining Xitoydagi tekshirish natijasidan andisha his qilganligini bildirgan edi. Blinken Xitoyga qarshi xalqaroliq hamkorlik qurilishi kerakligini bildirdi. 16-fevral Amerikaning hukumat to'rida Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan o'tkazilgan radio suhbati e'lon qilingan bo'lib, bu suhbatda Antony Blinken sobiq prezident Donald Trampning Xitoyga qaratgan siyosatining ta'siri va Xitoyning Uyg'urlarga elib borgan irqiy qirg'inchiligi haqidagi so'ralgan savollarga javob bergan. Antony Blinken Donald Trampning siyosati haqida to'xtalib, uning Xitoyga qarshi turish siyosatining to'g'ri bo'lganligini, ammo Xitoyga qarshi xalqaroliq birlik sab qurolmaganligini aytgan. Uning bildirishicha, Amerika Xitoyga taqabul turishda chuqur g'arib aldiri va boshqa davlatlar bilan hamkorlashishi, xalqaroliq tashkilotlarga qaytadan kirishi kerak. Bo'lmasa, buning o'rnini Xitoy egallab, Amerikaga besim qiladi. Antony Blinken muxbirning Amerika hukumatı irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoydagi bir rejim bilan qandoq munosabat qiladi degan savoliga javob berib, mundoq degan. Bu necha 10 yildan buyon Amerika duch kelayotgan zo'r masala. Buning uchun biz har ikki tarafga muvofiq keladigan bir usulni topishimiz kerak. Biz hozir kishilik huquq va demokratiyani diplomatiya siyosatimizning yadroliq o'rniga qaytirib kelishga tirishyapmiz. Berma masalasida biz bu siyosiy o'zgarishni aybladik va boshqa davlatlarni birlikda harakat qilishga chaqirdik. Xitoyga kelganda ularning Uyg'urlarga va Hong Kongliklarga yurgizgan qilmishlariga qarishtirdik hamda boshqa davlatlarni ham shunday qilishga chaqirdik. Antony Blinken yana Xitoyning jinoyatini to'sish uchun navbatda kishilik huquqni dafsanda qilishga chetishlik mahsulotlarini Xitoyga eksport qilmaslik va majburiy amgaki chetishlik mahsulotlarini Amerikaga import qilmaslikning Amerika hukumatı qila oladigan muhim ishlar ekanligini, 2022-yil Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmaslik masalasiga shu vaqt kelganda qaror beradiganligini bildirgan. Uyg'ur qirg'inchiligi qonun loyihasi Kanada Federatsiya parlamentida muzokara qilindi. Kanada Federatsiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan bostirishni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish taklifini muzokara qildi. Asosliq o'qituvchi konservativlar partiyasining parlament a'zosi Wellington parlament a'zosi Michael Chong tomonidan umumiy yig'inga sunilgan Xitoydagi diniy ansonliklar nomli bu taklif bugun atigan boshlangan parlament yig'inida o'tirg'i qo'yildi. Michael Chong parlamentga qilgan so'zida o'zining taklifini o'tirg'i qo'yib mundaq dedi. Dalil isbot aniq. Irqiy qirg'inchilik bor. Kanada mas'uliyatidan qochmasligi kerak. Kanada bu masalada dunyo miqyosida kishilik huquqni qo'g'dashdan o'zini qochirmasligi kerak. Xuddi g'aribdan ilgari Janubiy Afrikadagi irqiy ayrimchilikni ayiblaganga o'xshash rahbarlik ko'rsatishi kerak va pozitsiya tutishimiz kerak. Boshqa o'qituvchi partiyalar Kivibek blok, Yeshil partiya va Yangi demokratiya partiya parlament a'zolari ham nutq so'zlab, Uyg'urlarga qilingan ishlarning irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishini talab qildi. Bosh minister Justin Trudeau'ning Uyg'urlarga qilingan ishlarni irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilmaganligini tanqid qilgan vakillar Xitoyning harakatining irqiy qirg'inchilik deb tasvirlanganligini inkor qilg'ili bo'lmaydigan faktlarning borligini aytdi. Taklifda Xitoyning jazo lagerlari va tug'utning oldini olish qatorli qilmishlarni o'z ichiga olgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti umumiy majlisining 260 nomerli qaroriga asosan irqiy qirg'inchilik ahdinomasiga qarshi harakatlar olib berayotganligi eskartildi. Bu taklifning Uyg'ur va boshqa yerlik musulmonlar haqida ekanligi o'tirg'i qo'yilgandan keyin Kanada hukumatining ittifoqdoshlari bilan birlikda irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish siyosatiga amal qilish talab qilingan. Taklifning oxirgi qismida Amerikada Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik to'g'risida ikki partiya kelishimining borligi eskartilib, parlament Uyg'ur va boshqa musulmon turklarning irqiy qirg'inchilikka uchraganligini va irqiy qirg'inchilikning Xitoy rejimi tomonidan sodir qilinganligini e'tirof qildi degan bayonotni o'z ichiga oldi. Bu taklif 22-fevral parlamentda ovozga qo'yildi.
Yevropa İttifakı bilen NATO, Amerika'nı Rusya ve Xitay'a karşı birlikte hareket kılışka çağırdı. Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı bilen Yevropa İttifakı, Amerika Koşma Ştatları'nın hemkarlıkını yanımı küçeytip, Rusya bilen Xitay'a karşı birlikte hareket kılışka çağırdı. Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg, Yevropa İttifakı Kenşi'nin başlığı Charles Michel ve Yevropa İttifakı Komitetinin başlığı Ursula von der Leyen video konferans vasıtası arkalık çağırılan München Bihaderlik Konferansı da söz kıldı. Stoltenberg, Amerika Koşma Ştatları Prezidenti Joe Biden ve Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı'na azat devletlerinin rehberleri bilen bu yıl Brüssel'de başlıklar yığını çağırış ve yeni transatlantik kün tertip bekitişini tötköz bilen kütüvat kallıklarını eskertiş bilen bir vakitte, yakınki yıllarda Avrupa bilen Amerika Koşma Ştatları oturusu da bazı fikir okşamaslıklarının körülgenlikini tekitle bulunduk dedi. Emde tehamo küçülük bir ittifaktaşlık münasebeti ornatış için kaydedin işen çağısılı kılıç ve hemkarlıkımızın küçü yetişte aldığımızda tarihi pürset vardır. O, Avrupa bilen Şimali Amerika'nın aldığı zor hırslarının varlığını, bunların Xitay'ın kayıt götürüşü, ilgar tor hücumları, veyran kılıç karakterlik teknolojiler, klimat özgürüşü, Rusya'nın mukumsuzluk hareketleri ve terörlük faaliyetleri tarihisi tilge elip, hiç kandak bir devlet, hiç kandak bir kıtaada bu hırslarına karşı öz aldığı küreş kılınmaydı, dedi. Avrupa bilen Şimali Amerika'nın hakim mutlak güçler tarafından tehdit selini vatkan prinsiplik, halkaralık tertibini kovuluşu gerektiğini tehditleyen Stoltenberg, mundaq deb ko'rsatdi. Xitay bilan Rossiya o'z manfaati uchun safar prinsipini qayta yozishga urinayotdi. Xitayning qayta ko'tarishi bexatarlik, farovonlik va turmush usulimizga elib kelgusi natijalar jihatida transatlantik jamiyatlarimiz uchun nihoyat muhim bir masala. Shu vajidan Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti Avstraliya va Yaponiya qatorliq yaqin hamrohlari bilan munosabatlarni mustahkamlashi va dunyo miqyosida yangi ittifoqdoshlik munosabatlarini o'rnatishi kerak. Avrupa İttifakı Kengişi'nin başlığı Charles Michel bolsa, Avrupa İttifakı bilen Amerika Koşma Ştatları'nın kıymet ölçemleri, paravallık ve təsir küçünü qoğdaş hem küçü yetiş üçün tirişallıq körüstüşünün zörlülükini təkitleş bilen bir vaqtta, bulup mu Xitay virusu yuqumağa karşı köleş, soda, digital tərəqiyat, muhit siyasetigi ötüş ve adil baj eliş qatarlıq məsələrinin muhimliqiga işaret kıldı. Hem de Avrupa İttifakı'nın Amerika Koşma Ştatları bilen küçülük hem işencilik şeriklik münasibeti ornatışını ümit kıldığalıqını əskertip bundaq dedi. Kinanlar, şirikçilikimizde tehamı güzel bir dünyanın küç merkezine aylandıraylı tekrar Amerika'nı karşı alımız. Avrupa İttifakı Komitetinin başlığı Ursula von der Leyen bolsa, Xitay virusu yuqumi vasquchidinkin, yerşari karakterlik kün tertibini klimat özgürüşünün belgeleydiğallıqını tekitlep mundaq dedi. Klimat özgürüşüge karşı küreşte muvaffaqiyetke erişe alışımız üçün başka devletlerge mu ihtiyacımız var. O, Amerika Koşma Ştatlarını Avrupa İttifakı bilen digital iqtisat meselesi de kanun belgelemi tüzüşke çakırıp mundaq dedi. Xitay virusu yuqumiga qaramay 2020-yili ko'rinarlik taraqqiy qildi. Rossiya bo'lsa davlat ichi sirtida qonun belgilamalarini dafsanda qilishni davomlashtirdi. Shunga Yevropa ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari ittifoqdosh va ishonchlik sheriklardan bo'lish sifati bilan hamkorlikni yanada kuchaytirishi shart. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishinglarning ko'ngli bo'lishiga tilak tashlik bildirish bilan ertaki kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Shuna qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.